Tüketicilerimiz herhangi bir alışveriş yaptıklarında eğer haklılar ise kendilerinin 4 tane seçimlik hakkı kanunen alınıyor. Şimdi 4 seçimlik hakta ilk ikisi çok fazla kullanılıyor. Birincisi malı iade etme, parasını alma. İkincisi malı sorunsuz olan yenisiyle değiştirme. Üçüncüsü tabii ki tamir hakkı ama dördüncü hak çok fazla bilinmiyor. Bu hakkın aslında daha fazla kullanılması gerektiğini düşündüğüm için bu uyarıları yapmak zorunda hissettim kendimi. Bir malı aldık. Bu mal ayıplı. Hemen değiştirmek ya da iade etmek noktasına gitmeyelim diyorum. Yapılması gereken bir hak daha var, dördüncü hak. Eğer o ayıp bizim o malı kullanmamızı engellemiyor ise, bir engel teşkil etmiyor ise bir bedel indirimi hakkımız da var kanunen. Çünkü 4 seçimlik hakkımız var. Herkes 2'yi biliyor. Üçüncüsü tamir hakkı, hani zorunlu olduğumuz için tamir hakkını kullanıyoruz. Yoksa iade ve değişimi her zaman tercih ediyoruz. Yalnız bedel indirimi hakkımızı hiç talep ettiğimize şahit olmuyorum. Bunca yıldır tüketici haklarıyla ilgileniyorum. Hakem heyetlerinde bir sürü arkadaşlarımız var birçok ilde. Onlara da sorduğumda bedel indirimi hakkı hiç talep olarak karşılaşmıyoruz. Bu nedir? Aslında kullanılması gereken bir haktır. Ve bizim almış olduğumuz ürünü kullanmamızı engellemiyor ise o ürünü daha düşük bir fiyata almamız, yani ayıplı ürün, defolu ürün dediğimiz ürünler. Bir buzdolabı aldık, arkasında bir ezik var, çizik var. Ve bu kullanmamızı engel değil, gözüken bir yerde de değil. Bir mobilya takımı aldık, işte duvara gelen tarafında bir renk değişikliği var ya da dikişte hafif bir hata var. İşte bu kullanmamızı engellemiyor ise o ürünle alakalı bir indirim hakkımız var. Bunu aynen diğer haklarda olduğu gibi, ilk 6 ay içerisinde de olabilir, daha sonra da olabilir, fark etmez. Firmaya yazılı olarak bildirelim. Bakın firmalarla, buna kamu kurumları da dahil, asla ve asla telefonla konuşmayın. Elektronik posta şeklinde bir yazışmayla meramımızı anlatacağız. Diyeceğiz ki, şöyle bir soruna karşılaştık. Bu sorun tamam bizim kullanmamızı engel teşkil etmiyor fakat bedel indirimi hakkımı kullanmak istiyorum. O bedel indirimi hakkı aynen pazarlık gibidir. Siz %20 istersiniz, o %10 teklif eder, 15'e anlaşırsınız. Yani bu hatanın büyüklüğüne göre ya da sizin kullanımınızı engelleyip engellemediği oranına göre değişebilir. Eğer bir ürünü kullanmanız engel teşkil etmiyorsa lütfen bedel indirimi hakkınızı kullanın. Gerek burada, bakın iki taraflı bir kazanç sağlanıyor. Biz aslında 3000 liraya almış olduğumuz ürünü 2500 alabileceğiz. 500 lira tekrar cebimize girecek. Karşı taraf da sonuçta bu ülkenin bir esnafı, tüccarı. O da çok fazla zarar etmemiş olacak. Bu hakkımızı bilelim. Dördüncü hak olarak bedel indirim hakkımızı kullanabileceğimizi de hakem heyetlerine ya da firmalara bizzat söyleyerek hak kazanabiliriz.